İki sene önce çok güzel bir hastaneye kavuştu Kırşehir, malumunuz. Bu hastane son derece güzel, verimli bir hizmet sununca talep de çok aşırı oldu. Şu anda yatak doluluk oranlarımız neredeyse üst sınırlarda. Ama bizim yataktan ziyade poliklinik hizmet binalarına ihtiyacımız oldu. O da üniversiteyle afilasyondan kaynaklanan bir yer sıkıntısı. Şu anda bizim yapmayı planladığımız ek bina daha çok poliklinik binası şeklinde olacak. Ek poliklinik binası şeklinde olacak. Aşağı yukarı 40 polikliniklik poliklinik kapsayacak bir bina düşünüyoruz. O da diğer polikliniklerimizde entegre bir şekilde hastane bahçesi içerisinde yapılması planlanıyor. Şu anda ödenek aşamasında. Nasip olursa işlemler tamamlandıktan sonra bu sene içerisinde zannedersem inşaatına başlayacağız. Şöyle söyleyeyim. Hastanemiz aşağı yukarı ilk ay 6 aylık verilerinde 433.385 poliklinik sayısına ulaşmış. 12.035 hasta yatarak tedavi görmüş. Yatak işgal oranımız demin de söylediğim gibi %80'lerde. Acil poliklinikte ise 90.000, 6 aylık verileri söylüyorum, 90.970 sayısına ulaşılmış. Yine 768 doğum yapılmış, 2.766 kişi yoğun bakımlarda hizmet almış. Bu şekilde yüksek bir hizmet kapasitemiz var. Sevklerimiz oldukça azaldı. Yine 6 aylık verilere baktığımızda acil sevk sayımızın 91 olduğunu görüyoruz ki bu aşağı yukarı aylık 10-15 sevk demektir ki bu iyi bir rakamdır diye düşünüyoruz. Bizim bildiğiniz gibi kardiyovasküler cerrahimiz yok burada ve anjiyo merkezimiz de maalesef yok. Daha çok sevklerimiz bununla ilgili ya da multitravmatize, üçüncü basamakta hizmet görmesi gereken hastalarda sevkler olabiliyor. Dediğim gibi bu da aylık 10-15 sayısı çok Kırşehir için makul bir sayıdır. Şöyle söyleyeyim efendim, Kırşehir'de anjiyo rentabl olarak düşünülmüyor. Bakanlığımızın politikaları bu yönde. Aşağı yukarı 230.000 nüfusa bir anjiyo merkezi daha uygun olarak görülüyor. Yapılan istatistik çalışmalarda da düşük yoğunluklu yerlerde kurulan anjiyoların çok bir fayda sağlamadığı gözüküyor. Malumunuz yanımızda hemen Kayseri, öbür tarafta 100-110 kilometre ötede Kırıkkale Tıp Fakültesi varken bir anjiyo pek Kırşehir için makul gözükmüyor. Ama tabii bu şu demek değil ki biz bu hastaları mağdur edeceğiz. Tam tersi, bu hastalar ilk tedaviler yapılıyor, durumları stabilleştirildikten sonra en uygun şartlarda hastanelerde yerler aranıp tedarik edildikten sonra yerler bulunduktan sonra sevk edilir.